kartları ve sayaçlarla tek mi çift mi çalışması yapacağız. Bunun için sayı kartlarımızın bulunması gerekiyor. Aynı zamanda bir de ayraç bulunacak. Bunu sıralarken sıfır rakamı dahil olmayacak. Çünkü tek mi çift mi çalışması yaparken sıfır rakamı üzerinde işlem yapamayız. Sıfır rakamını çıkarıyorum. Çocuğumu çalışmaya davet ediyorum. Sana bugün sayı kartları ve sayaçlarda yeni bir çalışma tanıtacağım diyorum. Aracımızı sınıftan alıp geliyoruz. Ayrıca dikkatini çekiyorum. Ayraç orada ayrı bir yerde bulunuyor. Oradan alıyorum. Bu çalışmayı yaparken bir de ayrıca ihtiyacımız olacak diyorum. Önce sayı kartlarını dağınık bir şekilde önüme diziyorum. Ve sıralıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonra dizmeye başlıyorum. Bu sefer sayı kartının biraz soluna koyuyorum. 1 1 2 3 1 2 3 Eşi olmayan tek sayının tek parçasını diğer çiftin tam ortasına yerleştiriyorum. Bu çok önemli. Çünkü buraya yerleştirirsem eğer daha sonra ayraç kullandığımda tek ve çift nasıl gösterilir? O zaman işlem bir işime yaramıyor. Şöyle tam ortaya koyuyorum. 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bazı sayılar tek, bazı sayılar çifttir. Bölemiyorum. Tek, böldüm, çift, bölemiyorum, tek, böldüm, çift, bölemiyorum, tek, böldüm, çift, bölemiyorum, tek, böldüm, çift, bölemiyorum, tek. O zaman bölemedim. Bir tek böldüm. İki çift bölemiyorum. Üç tek böldüm. Dört çift bölemiyorum. Beş tek böldüm. Altı çift bölemiyorum. 7 tek. Bölemiyorum. 9 tek. 1 tek sayı. 3 tek sayı. 5 tek sayı. 7 tek sayı. 9 tek sayı. 2 çift sayı.
4 çift sayı, 6 çift sayı, 8 çift sayı. Sunumunuz burada tamamlanıyor. Araçlarımızı topluyoruz. Ayracımızı da sepete koyuyoruz ve sen çalışmak ister misin diye soruyoruz. Eğer çalışmak isterse çalışma alanını çocuğumuza bırakıyoruz. Çalışmak istemezse aracımızı sınıftaki yerine geri götürüyoruz.